Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Xiaomi'nin çok konuşulan yeni telefonu Mi Note 10'u inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce bu cihazı bana sağlayan Turan GSM'e teşekkür ediyorum. Xiaomi 2019'un sonunda bombayı patlatarak mükemmel özelliklere sahip CC9 Pro, yani global adıyla Mi Note 10 modelini duyurdu. Cihaz her yönden çok iyi özelliklerle geldi gerçekten. Arkada biri 108 megapiksel olmak üzere tam 5 tane kamerası bulunuyor. 6.57 inçlik AMOLED ve kıvrımlı bir ekranla geliyor. Tam 5260 mAh'lik bir bataryası var bu cihazın. Bu kadar güzel özellikleri var ama bu cihaz bir amiral gemisi değil. Neden amiral gemisi değil diye soracak olursanız da bunun sebebi cihazın işlemcisi. Cihazın içerisinde Snapdragon 730G isimli bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci orta üst segment bir işlemci. Eğer bu cihazda Snapdragon 855 işlemci konulsaydı tam bir amiral gemisi olacaktı ve piyasanın en iyi cihazlarından bir tanesi olacaktı. Ama neden daha düşük bir işlemci konuldu diye soracak olursanız da Xiaomi cihazı biraz daha uygun fiyatta piyasaya çıkarıp daha çok kullanıcıya ulaşmak için böyle bir hamle yapmış. O yüzden biz de bu cihazı orta üst segment olarak konumlandırıyoruz. Yani bu telefon bir amiral gemisi değil. Ama Xiaomi burada işlemciden kısarak mantıklı bir hamle mi yaptı onu tam olarak bilemiyorum. Çünkü bu işlemci konusunda bazı ufak sıkıntılar var. Bu konuya da videonun ilerleyen kısımlarına zaten değineceğim. Şimdi artık cihazın tasarımıyla incelememize başlayalım. Cihazın arkasına baktığımızda gayet güzel bir tasarım görüyoruz. Bu tasarım size tanıdık gelecek. Cihazın hem ön hem de arka tasarımı biraz Huawei P30 Pro'ya benzetilmiş. Zaten yan yana koyduğumuzda da bunu anlamak pek de zor değil. Cihazın siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Arkadaki materyal cam. Bu cam Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Arkadaki cam ışığı yansıtıyor ve bu sayede cihazın arkası gayet güzel gözüküyor. Sol üstte tam 5 tane kamera görüyoruz. Bu kameraların hepsinin farklı amaçları var. Zaten bu kameralara detaylı bir şekilde videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Cihazın alt tarafına ise Xiaomi'nin logosu yerleştirilmiş. Arka tasarımda başka bir şey bulunmuyor. Ön tarafa baktığımızda Xiaomi'den görmeye alışık olmadığımız bir tasarım var. Edge ekran, yani kıvrımlı ekran teknolojisi kullanılmış. Xiaomi'de bu özelliği ilk defa görüyoruz. Ön kamera ise damla şeklinde bir çentikle telefona yerleştirilmiş. Bu ekran 6.47 inç büyüklüğünde, Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED'li ekran. Ekranın kalitesi gayet başarılı. Görüntü bana çok güzel geldi. Ayrıca bu ekranda AMOLED sayesinde Always On Display, yani her zaman açık ekran özelliği de bulunuyor. Bu ekranın altında bir de parmak izi okuyucu bulunuyor. Bunun da hızı bir ekran altı parmak izi okuyucuya göre gayet iyi. Hızlı bir şekilde parmağınızı bastığınızda kilit açılıyor. Hazır parmak izinden bahsetmişken bir diğer güvenlik seçeneği olan yüz tanımaya da değineyim. Fotoğrafla bir yüz tanıma özelliği var. Hızı da iyi. Kilit tuşuna bastıktan sonra kilit hızlıca açılıyor. Fakat pek güvenli olduğunu söyleyemem. Diğer Xiaomi telefonlarda olduğu gibi size çok benzeyen biri tarafından kolayca açılabiliyor. Mesela ben kendi yüzümü kaydettim ve abimi gördüğü zaman telefon direkt olarak açılıyor. Zaten yüzünüzü kaydederken de Xiaomi bu yüz tanımanın güvenli olmadığını belirtiyor. Size çok benzeyen biri tarafından kilidin açılabileceği uyarısını da yapıyor ama ben yine de bunu belirtmiş olayım. Tasarıma devam edecek olursak cihazın alt tarafında Type-C şarj girişi, hoparlör ve 3.5 mm'lik kulaklık girişini görüyoruz. Bu önemli ve güzel bir detay çünkü piyasadaki üst seviye çoğu telefonda bu kulaklık girişi bulunmuyor. Bu özellikle telefonun artlarından bir tanesi. Bu alttaki hoparlör mono ama ses seviyesi ve kalitesi olarak başarılı buldum. iPhone 11 ile karşılaştırdığım zaman arada pek bir fark göremedim. Ama telefondaki hoparlör mono olsa da hem ses kalitesi olarak hem de sesin yüksekliği olarak gayet güzel performans veriyor. Artık cihazın donanım özelliklerine gelecek olursak içerisinde Snapdragon 730G isimli bir işlemci bulunuyor. Cihazın RAM'i ise 6 GB. Bu işlemci orta üst segmentte başarılı bir işlemci. Performansını test etmek için Geekbench 5 testini yaptım bu cihaza. Bu testte tek çekirdekte 544, çoklu çekirdekte ise 1724 puan aldı. Test sonuçları başarılı. Oyun tarafına baktığımızda ise bu cihaz PUBG Mobile gibi oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor. Ben telefonla bir süre PUBG Mobile oynadım ve hiçbir takılma yaşamadım. İşlemci burada gayet iyi bir iş çıkarıyor. İşlemcinin biraz yavaş kaldığı bazı noktalar var. Bunlar da kamera tarafında. Cihazın ana kamera sensörü tam 108 megapiksel. Ve bu kamerayı kullanabilmek için tabii güçlü bir işlemci gerekiyor. Cihazdaki işlemci zaten güçlü ama biraz daha güçlü bir işlemci konulsaymış. Yani mesela bu cihazda Snapdragon 855 işlemcisi olsaymış çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirdik. Cihazın kamerasında 108 megapiksel modunda bir fotoğraf çektiğiniz zaman
işleme süresi birazcık uzun. Yaklaşık 6-7 saniyelik bir işleme süresi var. Hatta bu süre bazı durumlarda 10 saniyeye kadar çıkabiliyor. Ve onun haricinde cihazın kamera sensörü çok başarılı. Olmasına rağmen 4K 60fps video çekemiyoruz. Bunun sebebi de cihazın işlemcisinin 4K 60fps görüntüyü işleyebilecek güçte olmaması. 4K 30fps'te kayıt alırken de çok nadir olsa da bazı ufak kasma problemleri yaşadım. Bunu da yine işlemci konusunda belirtmiş olayım. Şimdi gelelim bu cihazın bataryasına ki en öne çıkan özelliklerinden biri de cihazın bataryası. İçerisinde tam 5260 mAh'lik bir pil var. Bu da gerçekten çok yüksek bir değer. Bu sayede rakiplerinin fazlasıyla önüne geçebiliyor. Bu batarya değeri sayesinde de cihazı kullandığım süre boyunca yaklaşık 12 saatlik bir ekran süresi aldım. Yani en yoğun kullanımda bile bir günü çok rahatlıkla çıkartabiliyor bu telefon. Hatta gün içerisinde telefonu çok fazla kullanmıyorsanız 2 güne kadar da çıkabilir bu kullanım süresi. Bu 5260 mAh yüksek bir değer, bir de bunu doldurması var tabi. Bu telefon 30 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor ve kutusunun içerisinden çıkan adaptörle birlikte telefonu sıfırdan %'ye yaklaşık 70 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Ve 5000 mAh'in üzerinde ve batarya içinde 70 dakika gayet başarılı bir süre. Şimdi sıra geldi cihazın en iddialı olduğu nokta, yani kameraya. Arkasındaki tam 5 kamera zaten cihazı elimize aldığımız gibi göze çarpıyor. Ana kamera 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyafram açıklığına sahip. Bu 108 megapiksel de gerçekten çok büyük bir değer. Samsung tarafından üretilen bu sensör ilk kez bu cihazda piyasaya sunuldu. Xiaomi'nin daha önce tanıttığı Mi Mix Alpha konsept telefonunda da bu sensör var. Ama o telefon satışa sunulmadı. O yüzden ilk kez bu cihazda deneyebildik sensörü. Bunun detaylarına geçmeden önce diğer kameralardan da yüzeysel olarak bahsedeyim. Ana kamera haricinde portre fotoğraflar çekmek için kullandığımız 2x optik zoom yapan bir lens bulunuyor. Bu lenste 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip. Onun bir üstündeki kamera ise tam 5 kat optik zoom yapabilen 5 megapiksellik bir periskop kamera. Bu kamera sayesinde cihaz aynı Huawei P30 Pro'da olduğu gibi 50x'e kadar dijital zoom yapabiliyor. Alt tarafta 20 megapiksellik bir geniş açı kamerası bulunuyor. Diğer kameralardan ayrı konumlandırılmış. Bu geniş açının performansı çok güzel. 13 mm açıya sahip olan bu lensle gayet başarılı geniş açı çekimler yapabiliyorsunuz. Bu kamerayla ilgili tek bir eleştirim olacak. O da bu kameranın konumu. Bayağı aşağı konumlandırılmış ve geniş açı işlevi gördüğü için telefonu normal bir şekilde tutarken geniş açıya geçtiğiniz zaman görüntünün yarısını parmağınız kapatıyor olacak. En alttaki ufacık kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğünde makro fotoğraflar çekmenize yarıyor. 2 megapiksel düşük bir değer ama iyi ışıklı bir ortamda güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Bunun için genelde gündüz vakti dışarıda olmanız gerekiyor. Yani bu makro kamerayla akşam vakti veya iç mekanda yapacağınız çekimler sizi pek de tatmin etmeyecektir. Evet, diğer kameralarımız bunlar. Şimdi tekrardan dönelim ana kameraya. Bu 108 megapiksellik sensör gerçekten mükemmel işler çıkartıyor. Aslında kamerada her şey megapiksel demek değil tabii ki. 108 megapiksel abartı bir değer ama bu sensörde gerçekten kaliteli ve güzel sonuçlar veriyor. 108 megapiksel modunda çektiğiniz fotoğraflarda renkler çok başarılı ve detaylara indiğinizde çok net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Telefondaki 50x özelliği olmasa bile bu kamerayla 108 megapiksel fotoğraflar çekip sonradan kırparak yine benzer sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu konuda çok başarılı. Eğer 108 megapiksel modunda çekmeyip otomatik modda çekim yaparsanız yine benzer sonuçlar alıyorsunuz. Sadece detaylarda fark oluyor. Yani 108 megapikseli sonradan detaylara inmek istediğiniz çekimlerde kullanmanızı öneririm. Çünkü 108 megapiksellik bir fotoğraf yaklaşık 25 MB yer kaplıyor. Ve fotoğrafı çektikten sonra 5-10 saniye arası bir işleme süresi var. Depolama sıkıntısı çekmemek için de otomatik modu kullanabilirsiniz. Düşük ışığa geldiğimizde ise Xiaomi yine güzel geliştirmeler yapmış. Bugüne kadar incelediğim tüm Xiaomi telefonlar düşük ışığa gelince beklentileri karşılayamıyordu. Ama bu cihaz düşük ışıkta çok güzel çekimler yapabiliyor. Bu 108 megapiksellik sensör f1.7 diyafram değerine sahip. Bu sayede düşük ışıktaki çekimler gayet başarılı. Portre'den bahsetmek istiyorum biraz. Xiaomi'nin önceki modellerine göre portre tarafında da geliştirmeler var. 12 megapiksellik telefoto lens sayesinde çok güzel portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun performansını da beğendim. Normalde portre fotoğrafları 2x optik zoom yapan lensle çekiyor ama daha geniş açılı portreler isterseniz de ana kamerayla portre çekebileceğiniz bir full body mod da bulunuyor bu cihazda. Ayrıca fotoğrafı çekerken veya çektikten sonra bulanıklığın seviyesini ayarlayabilir veya farklı stüdyo efektlerinde deneyebilirsiniz. 50x zoom yapabiliyor dedik. Bu da önemli bir özellik. Bunu ilk olarak Huawei'de görmüştük. Bu cihazda da 5 kat optik zoom yapabilen bir lens var. 5x'te sonuçlar gerçekten güzel. Tamamen kayıpsız zoom yapabiliyor. Ayrıca bu kamerada OIS, yani optik imaj sabitleyici bulunuyor. Bu da çok işe yarıyor çünkü zoom'u ne kadar arttırırsanız
net fotoğraf çekmek o kadar zorlaşır. Bu sabitleyicide titremeyi önlüyor ve olabildiğince net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 50x'e kadar dijital zoom yaptığınızda da P30 Pro'ya göre birazcık geride kalmış açıkçası. Ama bazı durumlarda bu zoom modu gerçekten işe yarıyor. Mesela 50x zoom kullanarak ayı çektim. Orada da yine güzel sonuçlar aldım. Yani genel olarak bu zoom kamerasının da performansı başarılı. Video tarafına gelecek olursak da cihazda 4K 30fps ve 1080p 60fps video kaydı alabiliyorsunuz. Neden 4K 60fps seçeneği yok diye soracak olursanız da telefonun işlemcisiyle alakalı. 4K 30fps'te genel olarak güzel sonuçlar verse de bazı durumlarda yine bu işlemciyle alakalı olarak ufak kasmalar yaşadım. Bunu da belirtmiş olayım. Ana kamerada optik imaj sabitleyici var. Sabitlemeyi güzel bir şekilde yapıyor. Video tarafına takıldığım tek nokta 5x zoom yapabilen kamerayla video çekemiyoruz. Bu kamera sadece fotoğraf çekerken kullanılabiliyor. Evet, arka kameralar bu şekilde, sıra geldi ön kameraya. Bu ön kamera 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip. Yapay zeka sayesinde ön kameralarda çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Porta konusunda da yine sonuçlar başarılı. Video tarafına baktığımızda ise ön kamerayla 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Evet, benim bu cihazla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Son olarak cihazın fiyatı ve cihazla ilgili kendi görüşlerimden bahsedecek olursam, kamera konusunda zaten benim her yönden en beğendiğim Xiaomi cihazı oldu. Onun dışında pili olsun, ekranı olsun, yine Xiaomi cihazlar arasında benim en beğendiğim telefon bu oldu diyebilirim. Fiyatından bahsedecek olursam, telefon piyasaya ilk girdiğinde 6000 liralık bir resmi satış fiyatı belirlendi bu cihaz için. Öncelikle şunu söyleyeyim, 6000 lira bu telefon için fazla. Özellikleri her ne kadar çok iyi olsa da biz Xiaomi'yi uygun fiyat politikasıyla tanıyoruz ve aslında Xiaomi'nin de bu kadar tercih edilmesinin ve ilgi görmesinin sebebi rakiplerinden iyi olması değil, rakipleriyle aynı özellikleri daha uygun fiyata sunması. Ve bu cihaz için de 6000 lira gerçekten çok fazla. Zaten hemen birazcık indirime girdi. Şu anda hepsi burada da Xiaomi Türkiye garanti olarak 5000 liraya bu cihazı bulabiliyorsunuz ki tahminimce fiyatı biraz daha düşecektir. 4500, belki biraz daha aşağısına bile bu telefon düşebilir. Çünkü daha önce de bunu gördük. Mesela Mi 9T modeli lansman fiyatı 3800 liraydı ve şu an bu telefon 2600 liraya Xiaomi Türkiye garantili olarak bulabiliyorsunuz. Onun haricinde mesela Redmi Note 8 Pro lansman fiyatı 2500'dü. Şu anda 2000 liraya bulunabiliyor. Bu cihaz da piyasaya çıkalı daha birkaç hafta oldu. Ona rağmen fiyatı yine düştü. Daha da düşecektir diye düşünüyorum. Bu cihaz eğer 4500 lira bandına düşerse o fiyat bandındaki en iyi seçenek diyebilirim bu telefon için. Fiyat konusunda da yorumlarım bu şekilde. Tabii bir de şöyle bir seçenek var. Bu telefonu garantisiz bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu cihazı da bana Turan GSM sağladı. Siz de Turan GSM'den bu telefonu 3000 liranın biraz üstünde satın alabiliyorsunuz. Garantisi olmasa bile fiyat konusunda gayet avantajlı oluyor. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Siz de cihazla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.